Prostat nedir? Prostat çok önemli bir organdır. Sadece erkeklerde bulunan 10-15 gram ağırlığında bir organdan bahsediyoruz. Kestane büyüklüğünde gibi tarif edilebilir. Temel iki fonksiyonu var. Birincisi, ortasından geçen idrar yolunu kapatma ve açmak şeklinde bir görevi var. İkincisi, ürettiği meniyi dışarıya boşaltarak cinsel fonksiyonlara katkıda bulunuyor. Bu idrarı tutma ve yapma fonksiyonları son derece önemli fonksiyonlardır. Prostat normalde kapalı durarak hep idrarı tutmamızı sağlar. Erkekler olarak bizim fonksiyonlarımızı böyle görür. Üzerindeki mesane de idrarı depolamak için gevşek duran bir içi boş bir organ şeklinde kabul edebiliriz. İdrar yapılma durumunda sosyal ortamlar müsaitse, örneğin tuvaletteysek, idrar yapma şartları uygunsa, prostata beyin açılabilirsin komutu verir. Prostat açılır, mesane de çevresindeki kaslar vasıtasıyla kasılarak içindekini tazyikli bir şekilde dışarıya boşaltır. Bu boşaltım fazıdır. Sonrasında prostat gene kapanarak idrar tutmayı sağlar ve mesane de gevşek kalarak olabildiğince idrarı depolamayı başarmaya çalışır. Bu koordine çalışma, yani mesanenin kasılarak prostatın gevşemesi, boşaltmayı, mesanenin gevşeyerek prostatın kasılması tutmayı sağlar. Bu koordinasyon son derece önemlidir bizim için. Dikkat ederseniz erkekler idrar tutmak için özel bir gayret sarf etmezler. Tabii kadınların da farklı mekanizmaları var ama ben prostat açısından konuştuğum için erkekler diyorum. Erkekler idrarını sürekli kapalı duran prostat sayesinde aslında tutarlar. Ama elastik bir organ olması nedeniyle de çok iyi açılabilme özelliği vardır. Zaman içerisinde her erkekte ortaya çıkan mesela prostat büyümesi gibi meseleler işte bu idrar yapma fonksiyonlarında biraz sıkıntı doğururlar. Şöyle ki büyümüş olan organın içeriden tıkanması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu da idrar yapmamızı zorlaştırabilir. Erkeklerin idrar yapmasında ikinci bir fonksiyonu olan bir kas daha var. Sfinkter adı verilen bir kas. Bu da idrar yolu boyunca prostatın altında duran tamamen isteğimizle çalışan bir kas şeklindedir. Yuvarlak bir kastır. İstediğimizde kapatabiliriz, istediğimizde açabiliriz. Yani idrarımızı yaparken normalde tutmak istiyor isek, farz edin ki idrar yapıyor pisuvarda bir erkek ve biri geldi ve tutmak istedi. Bu durumda biz prostatla değil, isteğe bağlı çalışan ikinci kasla idrarımızı tutarız. Tıpkı bu kolumu kaldırırken kullandığım kasları koordine edebilmem gibi istemli çalışan bir kastır. İstediğim zaman gevşetip tekrar idrarımıza devam ederiz. Ama bu kasın dışında gerçekten idrar tutma prostatla gerçekleşen bir olaydır. Bu daha sonraki ameliyatlar için de çok önemlidir. İhtiyaç olduğunda prostatın tamamı alındığında insan nasıl idrar tutabiliyor diye düşünülebilir. Çünkü tutacak başka mekanizma yoktur. O küçük kasın kuvvetlenmesi sayesinde buna da ihtiyacımız olabilir. Prostatın ikinci görevi de meniyi oluşturmak. Yani cinsel temas sırasında bir ejekülasyon yani bir boşalma gerçekleştiğinde bütün meninin içerisindeki %1,5'luk oran spermleri oluşturur. Bunlar testislerden yani yumurtalardan gelirler. Geride kalan %98,5'luk sıvı bölümü prostatın oluşturduğu bir sıvıdır. Ve bunlar genellikle testisin oluşturduğu spermlerin hareket kabiliyeti kazanması için, beslenmeleri için lazım olan bazı maddeleri ve kayganlığı ihtiva ederler. Bu da çok ilginç bir sıvı diye tarif edebilirim. Şöyle ki bir boşalma gerçekleşirse şayet prostattan gelen bu meni bir jel kıvamında bir sıvıdır. Yaklaşık 20 dakika içerisinde su kıvamına kadar incelen bir sıvı halindedir. Bunu da prostatın içerisinde meninin içinde bulunan enzimler sayesinde yapabiliyoruz ki meni akışkan bir sıvı halinde olsun, içinden spermler hareket edebilsinler ve kadındaki yumurtayı gidip bulup dölleyebilsinler. Yani çok basit bir sıvıdan bahsetmiyoruz aslında düşündüğümüz zaman. Yani prostat çeşitli fonksiyonları içinde barındıran karmaşık bir organdır. Bir nevi trafik polisi gibi çalışır. İdrara geç der, meniye dur der, meniye geç der, idrara dur der. Böyle özellikleri de vardır. Çünkü prostatı
üzerinde mesane ile ve testislerden gelen yolların direkt prostata açıldığı kanallarla beraber düşünürseniz, kanallardan gelen meninin dışarıya gitmesi, yukarıya da kaçmaması gerekir mesaneye. Bu esnada prostatın üst kısmı kapanır, aşağıya geçişe izin verilir. İdrar yaparken idrarın testislere gitmemesi gerekir. Bu takdirde oradaki kapakçıklar kapanır, idrarın dışarıya çıkmasına izin verilir. Normal hayatta bu da kapalıdır, bu da kapalıdır sonuç olarak.